Günaydın, yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün yılbaşı sabahı ve biz çok erken olmasa da kalktık. Şimdi markete gidiyoruz. Birkaç tane eksiğimiz var. Onları alacağız. Menü yayınlamıştım zaten. Sizler de biliyorsunuz. Şöyle bir listem var. Gidip onları alacağız. Daha sonra eve geleceğiz ve evde artık hazırlıklara başlayacağım. Bir gibi falan da Gizem gelecek. O da yardım edecek sağ olsun. Güzel bir gün bizi bekliyor gibi düşünüyorum. Masa kurulumu falan yapacağız Gizem'le. Siz de zaten görürsünüz onları. Her detayı çekmeyi düşünüyorum. Hatice annem ve annem de bir iki tane meze yaptılar. Onları da Duhan gidip alacak biz Gizem'le evde uğraşırken. Markette de elimden geldiğince çekim yapmaya çalışırım sizler için. Çok bir şey almayacağız. Böyle manavsal alışveriş olacak birazcık. Migros'ta çekime izin vermiyorlar. Her Migros'ta, bazı Migros'ta izin veriyorlar. Çok garip bir şekilde. Bizim şu aşağıdaki Migros var ya. Hı-hı. Orada izin verdiler. Hatta dedi ki abla dedi ne kadar aldın kamerayı dedi bile. Allah Allah. O derece. Bu yeterli bence. Böylece. Bugün izni kaptık Migros'ta. Bir tane fotoğraf verdi. Işte. Aynen, bir fotoğraf karşılandı. Video çekimi. Tamam. Listeye bakıyor musun peki? Listeye ben bakıyorum. En son çek edeceğim buradan. Şey, evin ihtiyaçları da var. Şu an gördükçe aklıma geliyor. Onları da alıyorum bu arada. Selam. Biri de bir sağımda. Aa, şu baget ekmeklerden alalım mı? Olur. Tamamdır. Geçen bir video gördüm. Kadının bir tanesi kendi kaşarını kendisi yapıyor. Bir litre sütten bir buçuk kilo kaşar çıkıyor. Allah Allah. Valla. Ama nasıl yapıyor ki? Ben daha yeni yemek yapmayı öğrendim. Dur hadi. Şey, ne yapıyor biliyor musun? Sütün içine doğranmış kaşar atıyor. Onu karıştırıyor. Kaynatıyor. Kaynatıyor böyle bayağı bir de sonra jel gibi oluyor o şey. Ha, sonra donduruyor. Aynen bir şeyin içine döküyor, donuyor. Size hızlıca aldıklarımızı göstereceğim. Eve geldik. Duhan da bir yandan yerleştirecek. Aşkım bunu hiç buzluğa koymayalım. Direkt bu şekilde dolaba koy tavuğu. Dereotu var, brokoli var. Küçük salatalıklardan aldım. Bir tane karnabahar aldım. Ben diyorum ya, karna mı karna mı? Karna. Havuç aldık şöyle. Iceberg. Mor marul, çeri domates, kokteyl domates kahvaltılarda iyi oluyor. Roka. Kokteyl domates olmazsa kahvaltı yapamayız. Çok güzel ama şeker gibi tadı. Kırmızı üzüm. Ve şöyle yeşil biber. Alarmına basar mısın aşkım? Soğan aldık. Bunu dışarı koyacağım. Soğana yarıyor. Soğan yeri dışarısı var. Yumurtamız var. Yumurtalık kısmına geç aşkım. Allah! Kırılacaktı. Ödüm patladı. Yoğurt, süzme yoğurt. Atom mezesi aldı Duhan. Bir çiğ köfte aldık. Mantar aldık. Aşkım bu da sebzelerin oraya. Duhan da şu an içeceklere yer açmak için dolapta yer açıyor. Bu arada ben evdeki tüm aksesuarlarımı kaldırdım. Bilginiz olsun. Çünkü akşam ister istemez hareket edilecek. İnsanlar tedirgin olsun istemiyorum. Çünkü bir şey en ufak bir böyle yerinden oynadığı zaman kızlar hemen böyle ay çok kötü oldu. İşte sakin bir şey olmaz şudur budur. Hani kızlar panik oluyorlar. O yüzden hiç öyle hissetmesinler. Böyle rahatça hissetsinler diye. Ben de tüm aksesuarlarımı kaldım. Tabii kendimi de düşündüm çünkü etrafın dağılması ya da aksesuarlarımın benden bile olsa ki Duhan da kırabilir her an zarar görmesini istemedim. Şöyle zahter aldım. Zahter baharatını çok seviyorum. Zeytinyağıyla özellikle sabah kahvaltılarında efsane oluyor. Dana kavurma aldık. Bununla sabah yumurta yaparız dedik. Kavurmalı yumurta aşkım. Şöyle bir meze aldık. Peynir dolgulu. İki tane donat aldık. Migros'un bu donatlarını Duhan çok seviyor. Gerçekten ama gerçekten çok seviyor. Çok güzel. Aynen. Koyalım. Çöp şiş aldım. Evde çöp şişim yoktu. Böyle patlıcan kebabı falan yaptığımda lazım oluyor. Bir tane büyük pil, bir tane de şöyle kumanda pil aldık. Değişik bir kumanda pil. Akşam için şöyle ekmeklerden aldım. Baget ekmek. Salonda ciddi derecede bir değişiklik yaptık. Sığabilmek adına. 10 kişiydik dediğim gibi. Belki bu 8 kişiye düşebilir. Tam belli değil. 2 kişinin gelememe durumu var. Şu an salonun size orta halini göstereyim. Duhan da bana yardım ediyor. Bakın orta masayı kaldırdım. Böyle sadece halı var. Halıyı da kaldırmıştım ama sonra çok çıplak durdu. Şuradaki böyle kırılmaya dayalı tüm aksesuarları kaldırdım. Şu an ortalık temiz. Şurada zaten kameram, ekipmanlarım var. Sanki evde savaş yapacakmışız gibi korkuyor. Evet. Masayı açtık. Normalde biliyorsunuz ki şu ara kısım içeride kalıyordu. İlk defa masamızı açarak kullanıyoruz. Şu şekilde masa düzeni böyle oldu. İki tane daha tabure gelecek bu arada 8 kişinin sığabilmesi için. Sonra ben konsoldan tüm böyle
sunumluk şeylerimi çıkardım. Mesela şu bardakları çıkardım. Sonra şu sunumluklarımı çıkardım. Şurada kaşık, çatal, bıçak var. Çorba için kaselerimi çıkardım. Yemek takımımın servis tabağını çıkardım. Tuzluk, karabiberlik, kadehleri çıkardım. Ve şu meşrubat bardaklarını çıkardım. Gayet güzel oldu. Bakın buradaki aksesuarları da toparladım zaten. Buradakileri de toparladım. Burada da bir şey bırakmadım. Bu arada şu şamdanları da masaya koyacağım. Ama masada şu örtünün altına öncelikle farklı bir kırmızı örtü gelecek. Gizem'i bekliyorum. Gizem geldiğinde onu yapacağız. Şimdi biraz evi toparlayacağım. O yüzden de kamerayı kapatacağım. Yılbaşı ağacımı da zaten tam masamızın yan tarafında kalıyor. Gayet güzel oldu. Fotoğraf falan çekirken iyi olur. Selam, ben şimdi duşa girdim çıktım. Üstümdeki eşofmanları zaten daha yeni giymiştim. Hani bir saat falan durdu üstümde. Rahat diye tekrardan üstüme onu giydim. Çünkü gelen giden olacak bu süreçte hani hazırlanırken falan. Akşam da tabii ki de sizinle beraber hazırlanıp üstümü değiştireceğim zaten. Şimdi yılın son bakımını yapıyoruz. Cildimiz bebek gibi giriyoruz yeni yıla. O yüzden de hemen bakım yapalım. Öncelikle maske yapacağız. Şöyle yüzüme öncelikle bir su süreceğim. Biliyorsunuz ki bu Skin Food Egg White maskeyi yani bitirmek üzereyim zaten. O kadar çok seviyorum ve o kadar çok kullanıyorum ki çok memnunum. Gözenekleri küçültmede, cildi pürüzsüzleştirmede oldukça etkisinin olduğunu düşünüyorum. Zaten gözenekleriniz küçülünce otomatikman cildiniz de pürüzsüzleşmeye başlıyor. Eğer daha büyük bir probleminiz yoksa. Maskeyi uyguladık. Şimdi bir süre yüzümüzde kuruyana kadar bunu bekletiyoruz. Daha sonra da yıkayıp farklı bakımları uygulayacağız. Beraber yaparız zaten. Maske kurudu, artık yıkayabiliriz. Tonik uygulayacağım. Tonikten hemen sonra da kağıt maske uygulamayı düşünüyorum. Çünkü bu tarz günlerde kağıt maske daha çok hoşuma gidiyor. Türk kahvesi içmedim. Acil Türk kahvesi içmem lazım. Ondan sonra da artık hazırlıklara başlayacağım. Beni çok yoracak, yıpratacak şeyler yok. Dediğim gibi annem ve Hatice annem de hazırlayacaklar. Garnier'in bu nem bombası, yoğun nem ve ferahlık olanını uygulayacağım. Bunları çok seviyorum. Kağıt maskeler beni çok şımartıyor. Çok iyi hissettiriyor. Kalanını boynumuza iyice sürelim. Bu arada yüzümden maskeyi de çıkardım. Bebek gibi oldu. Bakar mısınız? Çok iyi durumda şu an. Şimdi bir kahvemi içeceğim. Daha sonra da saçlarımı falan kuruturum ve hazırlıklara başlarım. Mutfağa giriş yapıldı. Sizin en sevdiğiniz kısım. Şimdi ilk olarak haydari yapacağım. Şu yüzüğümü bir çıkarayım, kenara koyayım. Haydariyi bu kabın içerisinde yapacağım. Öncelikle göz kararı bir yoğurt koyacağım. Ev yoğurdu var. Ev yoğurdu sulu oluyor zaten. Bunun dibinde kalanını ekliyorum. Çünkü süzme yoğurdu. Sulandırmamız gerekli. Biraz tuz ekleyelim. Ceviz ekleyeceğiz. Cevizleri iri iri değil de şöyle döverek koyacağım. Aşırı da küçültmüyorum. Şu ölçü iyi. Ve soğuttuğumuz havuçları ekliyoruz.
taratoru buna koymaya karar verdim. Şimdi bunları dolaba götürebilirim. Domates çorbasına geçiyorum. Dolaptaki domateslerim inanın bugün biraz daha azalacak, öyle söyleyeyim, hala azalmadı. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığından biraz daha fazla tereyağı koyuyorum. Çünkü ölçüyü fazlalaştıracağım şimdiden. Yağımız şu an kızıyor. İyice kızdıktan sonra 2,5 yani 3'e yakın yemek kaşığı tepeleme ama un koyacağım. Ve bu da 3. 2 yemek kaşığına yakın domates salçası ekledim. Doğranmış domateslerim var, onları ekliyorum. Bayağı fazla oluyor ama güzel olacak. Tavuk sotenin malzemelerine geçiyorum şimdi. Mangal da efsane. Şimdi tavuk soteye hızlı bir giriş yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu. Şurada da domates çorbam hazır. Servis etmeden önce sulandıracağım ve süt koyacağım içine. Şimdi Gizem de geldi. Duhan da mutfakta. Şimdi soğanları ekliyorum. Sote için tavuklarım burada. Suyunu çekmesini bekliyorum. Burada da sosumu hazırlıyorum. Biberlerimi ekliyorum. Şu an herkes çalışıyor. Ben de seyrediyorum. Mutfakta çıraklık yapıyorum. Ya adam şef olarak gelmiş dünyaya. Güzel. Değil mi? Benden iyi yemek yapıyor. Ne güzel abi işte. Demek ki ilgisi var. Küçücük mutfakta 4 kişiyiz. Ben yemek yaptım, çorba yaptım. Herkes birbirine çarpıyor şu an. Ciğer yaptı. İçine sinmedi yani. Beğendin mi? Beğendin mi? Çorbadan yemek mi olur? Ben çorbayı yemek olarak evet yiyebilirim. Diyordu en başta. Evet. Yemek istemiyorum. Sen ne yapıyorsun aşkım? Yok, ekmek sote. Olayı bende yok, hiç yemiyorum. Ben de öyle. Yani Duhan'a da yedirmiyorum. Çorbamız var, burada sarmamız var. Burada şu an... Sen ne yapıyorsun yapıyorum. Erkan Bey? Köpoğlu diye bir... Siz ne yapıyorsunuz Gizem Hanım? Kanepe. Şu an herkes dört elden çalışıyor. Masamızda şu halde. Ben hem çekim yapıyorum hem de çıraklık yapıyorum. Pislik olursa pislik biriktince söyleyin, ben toplarım onu. Sesim bir gidiyor. Karışmıştım, orada görmüştüm. Baharatlarımı ekliyorum şimdi. Ver bir tane tadına bakayım hemen. Kalite kontrol. Çöp mide. Bir gariplik varsa söyle Duhan lütfen. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Önceki halinden daha güzel. Ya. Vallahi. Dolabın halini çektin mi? Çek aşkım. Kamera sende bugün. Mezelerimiz, meyvelerimiz hepsi burada. Kaçak kat çıkıyoruz. Evet, Ezgi, yetiştirebilecek misin? Yetişeceğiz ya. Gizem olmasa vallahi halim haraptı. Harbi Gizem iyi oldu. Her zaman. Gergin ev sahibi. Bugün de ben gerginim. Gergin ev sahibi. Gerginim bugün. Siz benim ilk misafirimdiniz bir de. Ya zaman... ay evet. Tabii canım, etkisi oluyor ya. Şimdi Erkan da Ege'nin siparişini yapıyor. Misafirleri çalıştırıyoruz. Öğle ne diyorum, masayı toplatırız. Bulaşıkları falan yıkatırız. Aynen. Toplama kısmı zaten etkileyici olur. Hayır, onlar ne yapacak? Abi onlar yapacak. Yok öyle bir şey. Onlar çalışacağız. Ben engel değilim, değil mi? Yok. Bunların hepsi bir tane patlayacağım. Ama yani bayağı torpillik yarım metre boyunda bir patlayacağım olmuş. Kilosu ne kadar dayı onun? 24.90. Güzel oldu. Aynen. Çok göz arıyorum. Anam sarmaları. Evet. Masayı dizmeye başladık şimdi. Evet. Tamam, bu da oluyor şu an. 200'ü alıyorum. Garnitür de fırında. Şimdi evet, makyaja geçtim. Saçlarımı, uçlarını kıvırdım sadece. Thank you.
Evet, masamız bu durumda. Ben de şu an çekim yapıyorum. Sen tanıt aşkımı. Konsolu da. Bu nedir? Haydari. Tarator. Humus. Üşüdüğüm için şöyle bir ceket giydim üstüme ama üstüm böyle normalde. Altıma da ayakkabı giyeceğim. Gel aşkım burayı göster. Burada Erkan'ın yaptığı meze var. Şurada kanepeler var. Burada muhammara var. Çiğ köfte. Burada çiğ köfte var. Bu da sarma. Evet. Bu da Sarper. Bu da Sarper'in aldığı hediye. Gel, burada Hatice var. Kesin kırınca içebiliyorum. Gel buraya gel. Sonra. Çorbamız. Fırın garnitürümüz. Ama şu an çok iyi durumda değil. Suyu açacağım. Fırın garnitürümüz. Tavuk, kaşar, bunu birazdan fırına vereceğiz. Fırında da böreğimiz var. Ve böyleyiz. Birazcık da burada seni gösterelim. Varım. Aynen. Story çekelim. Şöyle bir kel gibi oluyor. Ne unuttun aşağıda? Hiç iyi. Abi şişesi çok hoşuma gitti ama gerçekten baktı. Şu an iki arkadaşımızı daha bekliyoruz. Merve ve Tolga. Onlar da gelince şişesi, başlayacağız. Bir yeterlik şey var. Onu açalım, onu alalım. Kardeşin sıkıntı. Bir yandan da şöyle şömineyi açtık. Eyvallah, şömine eyvallah. Değil de işte. Şömine havası veriyor. Abi afiyet olsun. Şu an bulaşıkları hallediyoruz. Daha yemeğe oturmadan bulaşığa başladılar. Evet, çünkü ortalıkta durmasın diye. Bir eksiğiz. Acaba ne tırtıklayabiliriz? Kenardan açlıktan öleceğiz, başımız ağrıyor. Şurası ya bunlar. Hep Tolga ile Merve yüzünden. Dayı, Tolga ile Merve'ye bir şey söylemek istiyor musun buradan? Onları çok seviyorum. Gözünü açım ama aç. Gözünü yedin artık adamın. Rujum biraz geçti ama. Merhaba deyin, iyi yıllar dileyin. İyi yıllar. Asla alay sandım. Biz yemek yiyoruz şu an. Masa böyle gayet güzel, sohbet muhabbet ama ev biraz sıcak. Şuna çünkü kapalı. Orayı açmam lazım. Ondan sonra. Evet. 1, 2, 3. Bence iyi olmuştur. Etiketle. Anne kafam yanıyor. Hediyelerimiz. Hediyeleşiyoruz. Evet. Aslı Şerkes'e hediye almış. Şu ikili olduğu için ev sahibisi olduğunuz için bu size. Ay teşekkür ederim. Ama bunun vardı. Sende bunun yılbaşı olanları yok. Yok. Evet, yani. Normalleri var ama bunlar biz bak, bunları kullanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Kutuyla göster. Şöyle bakın, o kadar güzel ki. Aslı bizi yine utandırdı. Evet. Aslı teşekkür ederim. Kutularını kullanın bakın bunun. Kutuları için aldım. Evet. Kutuları tam kullanmalık. Hatice bunu almış ama bir tane daha vardı zaten. Çok önce geldiğinde almıştı. Şimdi de bundan almış. Tamamlandı yani takımı. Merve şu kupalardan almış. Bayıldım. O kadar zarif ve güzel ki. Merve şu nevresimden almış. Ben tam bir nevresim sapıyım bu arada. Temizlik sonrasında yeni nevresim. Çık kadrajımdan. Çık arkamdan çık. Çok güzel. Ve aşkım kupaları getirir misin? Şöyle. Evet. Buyurun efendim. Aşkım öyle gösterilmez. Duhan gidiyor şöyle kendini gösteriyor. Buyurun efendim. Gizem de bu kupalardan almış. Çok güzel. Tam gold zaten. Tam benim tarzım. Ve şöyle goldlu. Çok yumuşak bir TV battaniyesi. Gerçekten çok güzel. Biz zaten çok kullanıyoruz TV battaniyesini. Öyle işte. Daha oynar bir şeyler açıyor. Evet ya. Kocasının bir tanesi. Çıkma dedim ki aynen ben. Kocasının bir tanesi. Çap 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 çap. Yes.
Sıla İbo Show devam ediyor. Hemen canlı bir şey, son bir dakika. Hadi. İçeride bir dakika ya, içeri kısmında gel. Yok yok. Biz de seni seviyoruz. İyi yıllar, neredesin? Hepini biliyorum. Sana da. Biz de seni çok seviyoruz. Gelir unumsuzum. Hayır oğlum, ben kaldırıp atacağım bunu. Valla çok iyi. Çok da böyle. Çok da böyle. Valla seni yap bir anda böyle. Arkadaşlar şimdi erkekler şat oyunu oynayacaklar. Biz de soruları soracağız. Bakalım nasıl olacak? Merakla bekliyoruz. Bu oyunu çok istiyordum oynamayı. Yani oynatmayı. Bakalım. Ama biz vereceğiz. Kartları biz söyleyeceğiz. Soruları. Kuralları biz söyleyeceğiz. Şimdi sadece erkekler. Hayır hayır, şu an hepsinin evet. Farklı kuralları. Doğru yanlış. Bu kart çeken oyuncu bir şey söyler. Diğer oyuncular da bu söylenenin doğru mu yanlış mı olduğunu tahmin eder. Yanlış tahminde bulunanlar şat yapar. Hı-hı. Örnek vermek gerekirse ben Galatasaraylı dediğinde buna yanlış diyenler şat yapar. Ben Galatasaraylıyım. Ben de yani, erkekler gururuna geçiyor. Sen canlı değil. Neydi abi? Kim içiyor şimdi? Ha doğru. Sen doğru mu içiyorsun? Sen Galatasaraylı mısın? Değilim. Tam içiyorsun. Beşiktaşlı mısın? Hayır, onun içmesi lazım. İçiyor. Yedi numara. Ben hiç. Bunu tek başına oynamak da mümkündür ama sen kendi arasını açtın görmüştür. Ne? Kartı çeken oyuncu ben hiç yapmadım cinsinden bir cümle söyler ve bunu yapanlar şat yapar. Atıyorum ben hiç pavyona gitmedim. Pavyona gidenler şat yapacak. Obo. Ben pavyona gitmedim. Gidenler şat yapsın. Ne? Adam üşüdü ya. Çünkü bu mesele... Arkam üşüdü. Gitsin beni ama doğru söyleyeceğim. Kıpkırmış ne zaman? Abi üstteki üç. Okuyorum. İstediğini içir. Bu kart saçan oyuncu istediği herhangi bir oyuncuya şat yaptırır. Tamam. Olga iç. İzlemesi çok keyifli. Yine şu an. Ne lan? Kendin iç. Biraz daha. Lütfen Aslı. Bu daha bira. Sıradaki çeken isot yer. Ay çok eğlenceli. 3. 3 numara o. İstediğin için bu kart seçen oyuncu istediği herhangi bir oyuncuya şat yaptırır. Kendim içebilir miyim? İçebilirsin. Hayır. Hakan! Kan beni. Ya da yok ama bence zem yapmış. Çok güzel. Ben yerim. Limon. Hadi. Eyeliner. Hay sen şu. Tamam. Söyle. Ne bu? Hayır, şeyde, Erkan'da. Fondöten. Hayır, Erkan'da değil, Tolga'da. Ha böyle mi gidiyor? Hani Tolga yanında işte. Limon geldi. Hızlı, hızlı. Ha, Tolga. Highlander. Işık mı yandı? Söylen de o. Highlighter. Highlighter mı sen? Highlighter. Kapatıcı. Kapatıcı. Hadi. Devam et. Bibi. Kağıda geçer. Erkan uçuyor, Erkan. Allah'ım. Allah'ım.
Tolga'ya kadar ya. Allah belanı versin, hala ezdirmiyorsun. Herkes biliyor sarfını dözüyor. Bir de ben içim yandı. Ya bir şey diyeceğim. Afakanlar bazın orada. Oğlum. Efe Kağan oğlum yapma gözlerini. Ne demek? Kayıyordum. Bu kartı kim çekti? Kayalım, ben. Senin ben. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Vatani detaylı. Selam, yeni bir günden herkese merhaba. Yılbaşının ertesi günündeyiz. Şöyle yatağıma geçeyim. O kadar yorgunuz, o kadar yorgunuz ki bugün zaten bir türlü toparlanamadık. Kamerayı da bir türlü açamadım. Dün gayet eğlenceliydi, bayağı güzeldi. Bir kısım burada kaldı, bir kısım işte gidenler oldu. Çok güzel, çok eğlenceli bir akşam geçirdik. Hatta gecenin ilerleyen saatlerinde sucuk falan da yapıldı ama o kadar uykum vardı. Sabaha karşı 6'da yattık bu arada, onu da söyleyeyim size. Etrafı falan toparlıyorum. Bir sürü çamaşır yıkadım. Hala da çamaşır makinesinde çamaşır var. Dedim ki öncelikle çamaşırlar hallolsun. Dışarıdaki ip full dolu. Salon biraz dağınık durumda. Mutfağı falan hep önceden toparladık. Bu bugünden kalan şeyler. Güzel bir gün geçirdik. Şimdi artık kalıntıları toparlamam lazım. Bugün bir de artık çam ağacımı da toparlayacağım. Çünkü gerçekten... Yeter yani. Bu kadardı. Seneye tekrar süslerim. Bu senelik hevesimi aldım. Allah izin verirse seneye de süslerim. Pazartesi de Emine abla geliyor. Normalde günü değil ama dedim ki hani misafir gittikten sonraki pazartesi mutlaka gel. Çünkü ev birazcık dağılacak ve kirlenecek ister istemez. Çok güzel mesajlar da attınız. Her birinize elimden geldiğince cevap vermeye çalıştım ama herkese de yetişemiyorum tabii ki de. Makinede çalışanlar var. Sofraları falan attım. Şöyle dışarıda asmış olduğum çamaşırlar var. Çok net görünmese de. Burada da diğer çamaşırlar var. Şurada banyo paspası var. Oturma odasına bakın. Fırın tepsisi bile burada. Şu halde şu an burada. Şu an böyle Başak burçlarının anksiyetesi tutuyor olabilir bu videoyu izlerken. Ama hepsini halledeceğim arkadaşlar. Ağaç şu anda tamamen çıplak kaldı. Şimdi kutuları falan kapatıp kaldıracağım. Ağacı da en son toparlayacağım. Şöyle kenara ekleyeyim tekrar. Şu anda durum böyle. Kutuyu doldurdum. Şu kutuyu da doldurdum. Bunu da koyacak bir şey bulacağım. Burada da atılacak şeyler var. Ağaçtan çıkan, atmam gereken şeyler. Ledi de toparlayıp kaldırdım. Ağacı toparladım. Yeri boş kaldı. Şöyle... Duhan birazcık böyle uzanıyor. O yüzden hiç onu rahatsız etmedim. Şöyle toparladım. Bence gayet iyi oldu. Şimdi de kutusunu getirdim. Kutusuna koyacağım. Bana ilk yer mutfak oldu. Her yeri iyice temizledim, fırçaladım. Bayağı temiz oldu. Ay çok mutluyum şu an. En önemlisi ve en acili zaten mutfaktı. Mutfak da hallolduğu için çok mutluyum. Yarına enerjik olabilmem için şimdi uyuyorum. Saat 1:30 gerçi yani bayağı da ayakta kaldım. Uyuyacağım. O zaman iyi geceler. Selam, yeni bir günden herkese merhaba. Dün biliyorsunuz ki salonu toparlamaya başlamıştım. Bugün de tamamladım. Sadece konsolun üzeri kaldı. Konsolun üzerinin aksesuar dizilimi kaldı, öyle söyleyeyim. Çünkü önceliğim video yüklemekti. Bir yandan da videomun editini tamamladım ve video yükledim. Şöyle üstüme sweatshirt giydim, altıma da tight giydim.
Günlük böyle hafif bir makyaj yaptım. O da kendimi iyi hissetmek için. Bugün normalde dışarı çıkalım diyorduk ama hiç çıkasım gelmedi. Bilmiyorum, belki ilerleyen saatlerde düşünebiliriz ama şimdilik düşünmüyoruz. Hafiften bir acıktım. Kahvaltı yapmıştık. En son kahvaltıyla duruyorum. Üstüne bir kahve içtik zaten bir de. Videom yüklenirse artık rahat olurum ve yemeği yaptıktan sonra eğer zamanımız olursa akşam da olsa dışarı çıkabiliriz değil mi aşkım? Hı hı. Evi toparlayınca o kadar mutlu oldum ki, bilmiyorum sizde de var mı bu? Evde en ufak bir şey yer değiştirdiğinde ya da yerli yerinde olmayınca benim bir anksiyetem tutuyor ve kendimi mutlu hissetmiyorum. Ama şu an çok mutluyum. Sadece konsolun üstü biraz beni rahatsız ediyor. Onu da sonra yaparım. Yarın zaten Emine abla gelecek. Emine ablayla beraber hallederiz. Günaydın, yeni bir günden herkese merhaba. Bugün temizlik vardı. Yılbaşından sonra kalan enkazları toparladık. Emine ablayla beraber temizlik yaptık. Ortalığı toparladık. Bir sürü çamaşırım vardı zaten, biliyorsunuz yıkamıştım. Hala yıkanıyor. Şu an makinede de yıkanmış olan böyle temizlik bezlerim var. Yıkanmış olan değil, kullanılmış olan temizlik bezlerim var. Size şimdi evin böyle genel bir halini göstereyim. Ev şu an tertemiz ve düzenli oldu. Sadece giyinme odam birazcık dağınık. Çünkü çamaşırlarım, hava biraz soğuktu, daha yeni kurudu. Onlara bugün ütü yapacağım. O diğer videoda olur. Bugün bu videoyu kapatacağım bu arada. Size evi gösterip daha sonra videoyu kapatıyorum. Duha'nın giyinme odası şu an bu halde. Temizlik bezlerim yıkanıyor. Tertemiz ama yani. Bakın harika. Yatak odası böyle. Şimdi buraya bir koku sıkalım. Şöyle Çakra'nın oryantal amberini sıkacağım. O kadar güzel bir koku ki gerçekten mağaza gibi kokuyor ya. Bayılıyorum şöyle. Temizlik sonrası zaten koku sıkmaya biliyorsunuz ki bayılıyorum. Bayılıyorum, bayılıyorum deyip duruyorum. Şimdi şurayı toparlayacağım, şarja takacağım telefonumu. Şurada da bir ben. Ve bahsettiğim dağınıklık sadece burada var. Bakın, banyo paspaslarımı yıkadım. Normalde banyoda bunları kullanıyordum. Şurada da bakar mısınız şu çamaşıra? Yani evi yıkamış gibiyim. O derece fazla şey yıkandı. Yeni gelen şeyler de vardı sipariş ettiğim. Onları da giymeden evvel yıkamak istiyorum. Banyo tertemiz oldu. Şöyle bet yazan paspasımı buraya serdim bu seferlik. Düzleştiricimi kullanmıştım. Onun solmasını bekliyorum. Onu da koyacağım. Bayağı iyi durumda. Küçük tuvalet de temizlendi. Misafirler gelince bayağı kullanılmıştı çünkü burada. Ve benim sevimli, sakin, güzel odam. Her girdiğimde bunu söylüyorum. Bu arada şu sepetin içerisine şöyle bir TV battaniyesi koydum. Bence çok da güzel oldu. Bayağı da uyumlu oldu bu odaya. Tertemiz bakın. Mutfak temiz değil çünkü daha az önce kahvaltı yaptık. Onları da toparlayacağım, daha sonra çıkacağız. Bunlar yıkanmış olanlar bu arada. Bayağı böyle dağınık. Balkon da temiz şöyle. Duhan bugün evde o yüzden. Bakın. Mesela bu aksesuarların hepsini daha bugün getirdim. Kocam. Tabii video yükledim. O yüzden böyle ufak dağınıklıklarımız söz konusu ama ev tertemiz oldu. Buraya da bir sıkalım şöyle. Şunların üstüne de sıkayım. Bitti. Yılbaşını geçirdiğimiz güzel bir video oldu. Bu videoyu elimden geldiğince erken yayınlamaya çalışacağım ama elimde olmayan sebeplerden dolayı ve önceden var olan videolarımın şişmesinden dolayı bir tık gecikebilir. Şimdi ben hazırlanacağım ve başka bir video başlatacağım. Umarım gerçekten severek, beğenerek izlemişsinizdir. Tekrardan hepinizin yeni yılı kutlu olsun. İnşallah bir önceki seneden çok daha güzel şeyler yaşarsınız. İnşallah bir önceki seneden çok daha güzel şeyler yaşarız hep beraber. Sizleri çok seviyorum. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız, abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer Instagram'dan da mutlaka takip etmelisiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.